Daha rahat geçiş olacak. Bir dakika şöyle bir kim? Ben onurlandım. Hakikaten öyle. Çok değerli Büyükşehir Başkan Vekilimiz, derneğimizin kıymetli başkanı, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bayramlaşma programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve meşhur Arnavut baklavamız geliyor, ay yıldızı desenli. Sayın Bakanımıza ikram ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu derneğimizin kurucu başkanı Sayın Kerim Yiğit Beyefendi'ye takdim ediyorum. Buyurunuz başkanım. Aç abi. Abi gel sen de istersen şöyle. Ben çıkacağım, gideceğim. Balkan Kültür Derneği'nin bayramlaşma programına Sayın İçişleri Bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, Büyük Belediye Başkan Vekilimiz, Küçükçekmece'mizin kaymakamı, Rumeli Üniversitesi'nin rektörümüz, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanımız, mahalle muhtarlarımız, belki suçu lisan etmişsem atladıklarım varsa belhası Acun'un, değerli kıymetli basın mensuplarımız, Balkan Kültür Derneği'nin bayramlaşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz 2013'te kurulmuştur. Gönüllülük esasına dayalı bir küçük çekmecemizde demografik yapıya göre Balkan kökenli ailelerin çoğunlukta olduğu, en azından 1/3 olduğu bir bölgede gerçekten evladı Fatiha'nın torununa uygun, aslında uygun nesilleri yetiştirmek için kurulmuş bir dernektir. Kurulduğumuz günden bu yana hafta sonları çocuklarımıza okullarındaki derslerine takviye olsun diye İngilizce derslerini destek ediyoruz. Hafta sonları Santaş ekibimiz var, Santaş dersleri veriyoruz. Yine hafta sonları ne, ok, ud, saz ve gitar dersleri veriyoruz.
yaz dönemlerinde de aşağı yukarı 100-125 arasındaki çocuğumda da dini temel bilgilerle Kur'an-ı Kerim dersleri veriyoruz. Aynı zamanda uluslararası bir Kumanova'da bir de Kosova'da olmak kaydıyla senede iki tane de iftar forumu tertipliyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerden de hocalarımız %50'si gönüllü hocalarımız, %50'si de Halk Eğitim Merkezi'nden destek aldığımız hocalarımızla sertifika programına tabi olarak da öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bugün bizlerin davetine, bayramlaşma törenine, davetimizi kırmayıp gelip derneğimizi onurlandırdığı için önce bakanıma ve hazırındaki protokole ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bayramlaşma toplantılarımızda da aynı organik, samimi bir ortamda olmasıyla olan dileklerimi, temennilerimi söylüyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizler de derneğimizin kurucu başkanı Sayın Kerim Yiğit Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Seyfettin Tiryaki Beyefendi'ye takdim ediyorum. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var. Şehitlerimizi rahmetle, duayla analım efendim. Şehitlerimiz deyince aklımıza terör geliyor ve uzun zamandan beri terörün karşısında keskin bir kılıç olarak duran, varlığıyla onur veren, teşrifleriyle de buraya bize güven ve onur veren kıymetli bakanıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Hareket Partisi'nin ilçe başkanı olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın da paydaşı olarak bölgemizde elimizden geldiğinden fazlasını ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de hayır olan neyse onu yaşayacağımıza inanıyorum. Şahsım, partim ve yönetim kurulum adına tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimizin bayramı mübarek olsun efendim. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Seyfettin Tiryaki Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve mikrofonu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere değerli hemşerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Göksel Güçlü Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, dernek başkanımız, tabi burada gerek kurucu başkanı Kerim Bey, gerek Mahmut Şencan ikinci başkan ve şimdi de Kenan abimiz başkanları yürütüyor. Ve diğer tüm hemşehrilerimi hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabi ben burada çok ziyaretler yapıyorum. Dolayısıyla burada benim konuşmamdan çok Sayın Bakanımızın konuşmasını heyecanla beklediğinizi biliyorum. Dolayısıyla ben çok zaman almak istemiyorum. Ama Sayın Bakanımızın özellikle bakanlığı dönemindeki performansıyla gerçekten vatana, bayrağa, millete, askerimize, polisimize sahip çıkması, sahiplenmesi, özellikle biz Rumeli muhacirleri bayrağı olan tutkusuyla Balkan ve Türkler, Rumeliler ki tüm milletimiz, vatanımız aynı duyguya sahip ama gerçekten biz özellikle evladı Fatiha'nın çocukları olarak da bu konuda çok hassasiyetimiz var. Dolayısıyla sizlerin huzurunda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu Bey'e bir kez daha teşekkürlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Ve Balkan Kültür Derneği'nin özellikle bu etkinliğinde bayramlaşma programında bu kadar yoğun programa rağmen Sayın Bakanımızın da buraya katılımından dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Göksel Gümüşnağ Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım Beyefendi'ye takdim ediyorum. Buyurun Sayın Bey. Çok değerli bakanım, Balkan Kültür Derneği'nin çok değerli yöneticileri, değerli milletvekili arkadaşlarım, büyük şehrimizin çok değerli
başkan vekili, değerli kardeşimiz, değerli Balkan Türkleri. Gerçekten bugün ben çok mutluyum. Bayramın bu gününde sizlerle bayramlaşma fırsatını bulduğum için ben de Iğdır'dan, Türkiye'nin bir ucundan bayrak, vatan, millet, devlet sevgisini hep yüreğinde hissetmiş ve bu uğurda şehitler vermiş bir ailenin çocuğuyum. Burada biraz evvel sevgili başkanımın ifade ettiği aynı duyguları paylaşan kardeşlerimle birlikte olmak beni son derece mutlu ediyor. Onun için bayramınız kutlu olsun diyorum. Ben Sayın Bakanıma da çok teşekkür ediyorum. Bugün kendisinin buraya geleceğini öğrenince uzun zamandır da görmemiştik. En azından bir hasret giderelim dedik. Biraz ondan heyecan alalım. Onun heyecanına ihtiyacımız var. Gerçekten Türkiye'mizin her yerinde ordumuzun, polisimizin, jandarmamızın moral kaynağı olan genç, dinamik bir bakanımız var. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Vatan bizim, bayrak bizim, devlet bizim. İnşallah daha güzel günler de bizim olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Şamil Ayrı Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz ve mikrofonu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Bakanım arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bayramımızı tebrik ediyorum. Alev aldım, birkaç kelime söyleyeceksin. O da evladı Fatih Han. O birkaç cümle söyleyecek, ben de ayakta dinleyeceğim inşallah. Çok kıymetli bakanım, çok değerli hazirim, Balkan Kültür Derneği'nin çok kıymetli yöneticileri, üyeleri, bizlerin gönül dostları, hepinizin bayramını kutluyorum. Hoş geldiniz diyorum, şunun için çünkü ben Küçükçekmece'nin sorumlu milletvekiliyim. Sizlerle çeşitli vesilelerle sahada birlikte oluyoruz. Zaten son zamanlarda yaptığımız özellikle seçim çalışmalarında sizlerle muhtelif ortamlarda bir araya geldik. Bundan çok ben açıkçası çok istifade ediyorum sizlerin görüş ve önerilerinden. Şimdi önümüzde bir bayram daha var. 23 Haziran bayramı inşallah. Hep birlikte 23 Haziran'da sandıklara gideceğiz. Bakın ben bunu her yerde söylüyorum. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Vatandaşlık vazifemizdir. Mutlaka sandıklara gideceğiz. Sandıklara gitmesinde önünde engel olan vatandaşlarımız, komşularımız, akrabalarımız varsa onlara da yardımcı olacağız. Yurttaşlık vazifemizi yerine getireceğiz. İnşallah ondan sonra da daha güzel bir Türkiye için, daha aydınlık, daha refah içinde bir Türkiye için sizlerle birlikte yola devam edeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bakanımıza da ilçemizi teşrifleriyle onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Müsaade ederseniz bir ceketimi çıkarmak isterim. Bu millet çok tutsaklık görür ve ceketin tutsaklığını görmüyor. Bu güzel bir Ramazan bayramı gününde Balkan Kültür Derneği'nin hakikaten bizim şereflendiğimiz bir ev sahipliğinde bulunmaktan, aynı zamanda aynı ortamda bayramlaşmaktan ve derdi olan insanlarla sadece derdinden bahlanan değil, derdini çözebilmek için adım atmaktan çekinmeyen, risk almaktan çekinmeyen, paylaşmaktan çekinmeyen, dününü unutmayan, bugün ne yapacağını bilen, yarınki evlatlarımızı da bugünden yalnız bırakmayan, onlara da güzel bir miras hazırlamaya çalışan, biraz önce gördüklerimizle birlikte hakikaten bu konuda neler yapılabilirinin örneğini çok güzel ifade eden
bir toplulukta bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce Göksel Bey'e de söyledim. Dün gecenin 2:30'uydu. Bizim de İstanbul'da bir köyümüz var. Terkos'ta Yeniköy. Annem babam oradaydı. Biz annem babamı da ziyaret edeyim dedim dün akşam itibariyle. Ondan sonra bir de köylülerimiz var. Onlar da bir sohbet edelim dedik. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bir de biz köyde 700 oy almaya alışız. Bu sefer bir 550 oya düşmüş. Biraz da hesaplaştık onları. Neler oldu diye. Çünkü çok uzun zamandan beri böyle bir alışkanlığımız vardı. Sonra bizim orada Cemal Erdalır. Sonra yine onlar Selanik müvadili. Selanik'ten gelmeler. Neyse yemin yemin hep beraber kabile gittik inşallah. Hesaplar tutacak şimdi. Sonra gece tabi epeyce denleşince saat 2 olmuş. 2'den sonra kalktık. İstanbul'a gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Konuşurken bugün hem Esenler'de hem Güngören'de hem burada hem de buradan sonra tekrar bir başka noktada olacağım tek tek söyleyince sordu. Bizim de bir hesap merceğimiz var. Biz hesap veriyoruz. Ve özellikle Bakan Kültür Derneği'ne geleceğimi duyunca çok hem hoşuna gitti hem de selamlarını, muhabbetlerini, bayram dileklerini her birinize ayrı ayrı iletti. Üzerinde emanettir. Sizlere iletmek istiyorum. Yine Bilal abiyle de dün bayramlaştık. Ve genel böyle bir çerçeve çizdikten sonra bugünkü programı da ben kendisine söyledim. Bilal abinin de sizlere selamları var. Bayram dilekleri var. Allah nice bayramlara her birimizi huzur içinde ulaştırır inşallah. Maalesef bizim coğrafyamız, dertlendiğimiz bu coğrafya. Dün Serebrenica'da dertleniyorduk. Bugün de Sudan'da, Libya'da dertleniyoruz. Suriye'de dertleniyoruz. Bir taraftan Afganistan ve Pakistan'daki yoksulluklar, sıkıntılar. Diğer taraftan acaba Kafkasya'da Amerika ile Rusya arasında bir çatışma çıkar da yeniden bizim buralarda bir ateş olur mu diye dertlenmemiz. Diğer taraftan İdlib'i gözlüyoruz. Yani ve İdlib'de daha sert bir saldırı olur da oradan acaba insanlar sıkıntı çekerler. Oradaki insanlarımıza bir şey olur. Oradan bu tarafa doğru yeniden bir akın başlar ki onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bu konuda bütün hazırlıklarımız da tamamdır. Sınırımızın dışında eğer Allah muhafaza bir şey söz konusu olursa Türkiye'nin hiçbir şekilde içine şey yapmadan, almadan sınırın dışında onları tutabileceğimiz ve onları konuşlandırabileceğimiz bütün yerleri de hazırladık. Ama inşallah bir şey olmaz. İnşallah. Ama işte bayramda konuştuğumuz meseleler maalesef bunlar. Allah inşallah önümüzdeki bayramlarda böyle meseleleri konuşmadan özellikle İslam aleminin özellikle milletimizin dünyanın neresinde olursa olsun bulunan her noktasında huzur içerisinde, sükun içerisinde, birlik içerisinde ve özgürlüklerine, hürriyetine bir baskı gelmeden ezanıyla, iniyle, inancıyla, bayrağıyla rahat bir şekilde yaşayabilmesini temin etsin. Cenab-ı Allah'ın niyazımız budur. Bayram hürmetine kabul eder inşallah. Amin. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar hürmetine kabul eder. Amin. Çünkü eğer bugün ayakta duruyorsak, daha doğrusu benim ölçüm o. Dünyadaki haksızlıklara karşı gücümüz neye yetiyorsa onu yapan bir yüreği var bu millet. Allah bu milletin yüreğinden razı olsun. Amin. Yani dünyanın her tarafında söylenmesi gereken söz varsa söyler. Atılması gereken adım varsa atar. Yalnız bırakılmaması gereken insanlar varsa yalnız bırakmaz. Öyle bir halin içerisindeyiz. Aynen bugün bayramda olduğumuz gibi. Bize bayramı Amerika öğretmedi. Avrupa da öğretmedi. Şükürler olsun bu bizim kültürümüz. Ve bu bizim medeniyetimiz. Ve bayramda çocukların
mahallede herkesin gidip elini öpme arzusu bizim kültürümüz. Büyüklerin çocuklarının başını okşaması bizim kültürümüz. Beraber sabah namazına giderken, bayram namazına giderken insanların en yenileriyle beraber gitme arzusu, yeniden bir başlangıç arzusu bizim kültürümüz. Bir ay boyunca tuttuğu oruçta sadece Allah'a ibadet değil, aynı zamanda çocuklarına sahura nasıl hazırlanacağını gösterme edebi bizim kültürümüz. Allah'ıma hamdolsun. Komşusunun acaba neyi var neyi yok diye düşünen kültür bizim kültürümüz. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve biz iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Ve bütün bunları hep birlikte yaşadık. Yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz. Özelliğimiz şu, belki birilerini inciten, belki birilerini acıtan, belki birilerini kızdıran da yaşadıklarımız ve kültürümüz. Yani elimizi uzatmamız, bu milletin merhameti, bu milletin şefkati ve bu milletin mazluma sahip çıkma duygusu. Ve bunu her daim bugün yaşadığı için birileri eğer bu ülke ve bu millet daha güçlü olursa yarın bu coğrafyada ve dünyada başıma dert açar diye endişe taşıması da ve bugün saldırılarını peş peşe üst üste tahammülen yapmasının temelinde de bu büyük milletin etrafındaki coğrafya ve dünyaya söyleyecek sözü olmasıdır. Bizim bir sözümüz var. Biz burada hala sokak düğünlerindeki halaylarımızı unutmuş bir millet değiliz. Gençlerimiz ne kadar küçük yaşta olurlarsa olsunlar, kendi kültürlerini hala burada zenginliklerle beraber beziyorlar. Ama derdimiz şu, bizim zenginliklerimizi kendi içimizde bir iç çatışma meselesi olarak çıkarmak isteyenler ve yıllardan beri buna oynayanlar, bizi birbirimizin zenginliklerine haset bırakmaya, haset bakmaya çalışanlarla mücadele etmek de esas itibariyle çok vaktimizi alıyor. İnanın çok vaktimizi alıyor. Biz 21. asrın başından itibaren iki büyük tercih yaptık. Bir millet, bir devlet ve bir ülke olarak bir tercih yaptık. Çünkü geçmişte karşı karşıya kaldığımız, sıkıntılar vardı, dertler vardı. Bu ülke 80 darbesi gördü. Burada ağabeylerim var, hepsi bilirler. Ekonomi olarak kötü kriz, aynı zamanda devalüasyonla karşı karşıyaydık. %200, %250 yoksulluk ve Türkiye 50 sente muhtaçtı. %250 devalüasyonun olduğu bir Türkiye yaşadık. Terör vardı. Artı siyasal itibarsızlık vardı. Ayrılık ve gayrılık vardı. Bir fiske vurdular, Türkiye'de 80 darbesi yaptılar. Türkiye'nin bir fiskelik canı kalmıştı. Orada bir fiskeyle yaptılar. Sonra Amerika'dan döndüler, dediler ki bizim çocuklar bu işi başardılar mı, başardılar deyip yollarına devam ettiler. 28 Şubat'a geldi Türkiye. 28 Şubat'a giderken de ben de burada doğdum, Gazi Osman Paşa'da. Süleymaniye'de doğdum, Gazi Osman Paşa'da büyüdüm. Ve ben de bir göçmen mahallesinde büyüdüm. Bir tarafta Boşnaklar, bir tarafta Bulgaristan Macirler, bir taraftan Arnavutlar, hep onların evinde, hep onların kültürleriyle, hep onların öğretileriyle beraber bir. Ve şimdi görevleri gördüm. Bizi Kısmet yenge vardı, gönderirdi, güzel Boşnak böreği yapardı. Gönderirdi, fırında yukarıdaydı. Biz fırında beklerdik, gitmek de isterdik. Gitmek istememizin sebebi şu, gelene kadar tepsinin yarısını bitirdik oğlu senin adla beraber. O da alışmıştı, bize tek söylediği tek bir şey var, gene yaramazlık yapmışsınız diye. Şimdi burada geçirdiğimiz günleri biliyoruz. İlkokula giderken önümüzde iki tane adam öldürdüler. 1980 öncesinde. Bu milleti travmalarla beraber büyüttüler. Travmalarla. Ve hep travmayla beraber büyüdü bu millet. Şimdi ifade etmem gerekir ki 28 Şubat'a giderken de Türkiye'de %200'ün üzerinde devalüasyon vardı. Türkiye'de tarihimizin en büyük terörü vardı. PKK ile büyük bir mücadele ediliyordu. Yine siyaseti itibarsızlaştırmak vardı. Türkeş'ten Erbakan'a kadar.
Tansu Çiller'den bütün siyasi liderlere kadar yapmadıkları kalmadı. Beraber yaşadık burayı. Ve 28 Şubat'ta bir fiskeye düşürdüler. Şimdi farkımız şu. 17 yıldır saldırıyorlar. Fiske değil, ağır yumruklar da atıyorlar. Gezi gibi, 17-25 Aralık darbesi gibi, 6-7 Ekim gibi, 15 Temmuz gibi, şu son yaşadığımız 1,5-2 yıllık dolar saldırıları gibi. Ya kendi kendime de soruyorum. Acaba biz ülke olarak bir yerde para batırdık da mı bir ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız? Hani işin olur, gücün olur, bir yerde bir para batırırsın. Veya bir alacağını alamazsın. Biz ne yaptık da? Büyük projelerimiz de bitti. Türkiye'nin en büyük projeleri, dünyanın en büyük projelerini de bitirdik. Biz ne yaptık da Türkiye büyük bir ekonomik saldırıyla, bir dolar saldırısıyla karşı karşıya kalıyor da büyük bir direnç ortaya koymaya çalışıyor. Ben biraz önce Güngören'de de hanımefendilere sordum. Ya biz ne zaman kışın domates yedik ya Allah rızası için. Türkiye'de domatesi bir milli mesele, bir ulusal güvenlik meselesi kışın hale getirip bir ülke sorunu, bir hükümet sorunu haline ne zaman getirdik? Ama öyle bir iklim oluşturuyorlar ki 17 yıldan beri bu saldırılara devam ediyorlar. Ama söylemek istediğim şudur. Bakın bu son 5-6 yılda dahil olmak üzere, 7 yılda dahil olmak üzere, geçmiş dönemlerde olmak üzere, eğer Gezi olayları 28 Şubat'ın öncesinde olsaydı hükümeti götürürdü. Dönüyorum. 17-25 olsaydı haydi haydi götürürdü. 6-7 Ekim olsaydı haydi haydi götürürdü. 15 Temmuz'a dayanabilmek zaten mümkün değildi, giderdi. Peki niye gitmedi? Türkiye bilinçli iki politika yaptı, tercihi. Birincisi, çünkü yıllardan beri dikkat ederseniz söylediğim ikisinin de ana unsurlarından bir tanesi terör meselesini Türkiye'ye çözmesi lazım. Çünkü çok maliyet ödedi, çok zaman kaybetti. Biz ekonomik olarak da, insan kaynağı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlikle ve milletin de bunu kabul etmesine beraber bir tercih yaptık. Bir, biz ya insan savaş aracı yapacaktık ya da Amerika'ya el açacaktık. Aynen bugün S-400 meselesinde karşı karşıya kaldığımız gibi. Biz insan savaş aracı yaptık. Biz atak helikopteri yaptık. Biz Bora yaptık. Biz Hisar yaptık. Biz Cirit füzesi yaptık. Biz akıllı mühimmatlar yaptık. Biz savunma sanayini %20'lerden 25'lerden millilik ve yerlilik olan 65'e 70'e yükselttik. Derdimiz şu. Biz kendi işimizi kendimiz görelim. Birine el açmayalım istedik. 1990 ile 2000 yıllar arasında PKK dağlarda 12.000, 15.000 terörist vardı Türkiye içerisinde. Bakın kışa girmeden dedim 700 seviyesinde terörist. Şimdi 600 seviyesine düştü terörist. Bu Türkiye'nin değişik bir tercihidir. Eğer biz bu yatırımları yapmasaydık. Yine size bir hatıramı nakledeyim. Bu Zeytin Dalı harekatına giderken eğer uzun sürerse akıllı mühimmatlarımız yetmeyecek diye endişe içerisindeyiz. Hem İHA'ların kullandığı hem de F-16'ların kullandığı. Bitecekti yani. Eğer çok devam etseydi. Ne yapacağız diye endişe ettik. Bazen Allah şahittir birbirimize bu soruyu da sormak istemedik. Bu ne zaman biter diye. Ama biz öyle bir noktaya geldik ki uzun zamandır üzerinde çalışan bizim mühendislerimiz artık bize Amerika'nın senatosuna ihtiyaç duyurmayacak akıllı mühimmatlarımızı Zeytin Dalı harekatı bitmeden bir hafta önce biz hazırız ve uçaklarımızı ve İHA'larımızı gönderebiliriz. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktalarındadır ve bu bir tercihtir. Bu önemli bir tercihtir. Beni bağışlayın. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Reyna'dan itibaren Türkiye'de, Türkiye'nin şehirlerinde İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, nereyi sayarsanız sayın bir büyük terör olayıyla Allah'a şükürler olsun şeytan kulağına kurşun karşı karşıya gelmedik. Ama Londra geldi, ama Lyon geldi daha bir hafta önce, Paris geldi, Berlin geldi. İnanın çok çalışıyoruz. Ya söylemek istemiyorum. Ben bir ay önce veya 20 gün önce, 20 gün önce DAEŞ Türkiye'ye ciddi bir şekilde hareketlik içerisinde saldıracak bir hareketlik içerisinde dediğimde bana birileri bu ne demek istiyor dedi. Bakın 18+2 kişi yakaladık. İşi hala devam ettiriyoruz. Eğer ikisinin nereye saldıracağını ellerinde kalaşnikoflar var, binlerce fişek var, mermi var. Nereye saldıracağını söylesem Türkiye'de günlerce konuşulur. Arkadaşlarımız var. İstihbaratımız.
Sibarat'ımız. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz, bunların hepsi büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Türkiye topyekun ordusu, askeri, jandarması, polisi, istihbaratı, güvenlik korucusu bir büyük mücadele ortaya koymaktadır. Buraya bir yatırım yaptık. Sebebi de şu. Türkiye üretsin. Çocuklarımız hür ve özgür bir şekilde istedikleri gibi bu ülkede büyüyebilsin. Gençlerimiz bizim nesillerimizin yaşadıklarını yaşamasınlar. Travmalarla büyümesinler diye. Ve aynı zamanda Antalya'da 2016 yılında 2016 yılının sonunda Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 300 bin. İstanbul'a gelen turist sayısı, özür diliyorum, 6 milyon 300 bin. Antalya 2018 yılının sonunda gelen turist sayısı 6 milyon 300 binden 13,5 milyona inşallah bu yılın sonu itibariyle de 16 milyona çıkacak. İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geldi 2016 yılında. 2018 yılında 13,5 milyon inşallah bu yıl sonunda 15 milyona. Mardin 100 bin. Bakın 100 bin 2016 şu anda 500 bin bu yılın sonu itibariyle 150 bine çıkacak. Türkiye'nin her tarafında büyük bir hareketlilik var. Bir taraftan terörü, ülkemin insanların yarına travmasız bir şekilde, gençlerimizin travmasız bir şekilde büyüyebilmesi için yaptığınız yatırımların nimetini görerek, bugün değil bunlar, Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği ve geçmişten aldığı dersle birlikte eğer burayı iyi tutarsak Türkiye'nin üretimini de Ağrı'ya gidin sizin bir hemşehriniz. Cavit Çağlar'ın yeğeni. Ağrı'ya Nike'ın Orta Doğu Üretim Merkezi'ni kuruyor şu anda. 6000 kendisi getiriyor. Ve diyor ki ben buraya bu merkezi kuracağım ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında büyük bir istihdam alanı oluşturacağım. Bir adım attık. Yaklaşık 3-4 bin tane kadına şu anda orada tekstil atölyelerinde Ağrılı tekstilcileri çağırdık. Vali Bey'le beraber dedik ki size yer veriyoruz. Biz de yapıyoruz. Gelin burada öğretin. O tabloyu görseniz var ya, binlerce kadın makinelerin başında sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Binlerce kadın. Peki eğer bunlar yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yani biz bunu kendisine anlattığımızda kimseye bir şey sormadan devam edin dedi. Kimseye bir şey sormanıza gerek yok. İşi, bu iş yapılmasın. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Eğer terörden arındırırsanız, terörle mücadele ederseniz birilerinin oyuncağı olmazsınız ve maliyet ödemezsiniz. Bizim ikinci tercihimiz vardı. İkinci tercihimiz de bir fiskere yıkılmamak için altyapımızın tamamlanması gerekirdi. Biz kaybetmemeliydik. Altyapımızın tamamlanması bizim direncimizi arttırırdı. Bizim çocuklarımızın yetişirken özgüveninin yüksek şekilde yetişmesi lazım. Bu İstanbul'da hepimiz yaşadık. Benim de Çekmece'de akrabalarım otururdu. Çocukken gelir giderdik. Bir taraftan Kanarya'da, bir taraftan soğuk suda. Ve şunu söylemek isterim. Ya İstanbul'un su bulamadığı bir noktadan bugün suyun altında iki tane tünelin geçtiği bir İstanbul'a geldik hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte geldik. Su bulamadığımız. Biraz sonra onu anlatacağım. Ama altyapı yaptık. Şu anda dünyanın en büyük enerji barajını yapıyoruz. Artvin Yusufeli'de. Dünyanın en büyük tüp geçtiğini Zigara'da yapıyoruz. Kuzgun Kral'dan ta Oyit'e kadar Türkiye'de öyle altyapılar oluşturduk ki Türkiye bir fiskede yıkılabilecek bir ülke değil. İki tane, bakınız, iki tane bizim enerji hattımız vardı Türkiye'den geçen. Bunlar Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru hattı. Ötekisi ise Mavi Akın. Türkiye buna iki tane daha ekledi. TANAP'ı vazgeçilemez bir ülke olması için öteki taraftan da Türk akımını ekledi. Türkiye ne yaptığını biliyor. Altyapımızı kuvvetlendiriyoruz. Bölünmüş yollar. Ardından dünyanın en büyük internet şebekesi. Ardından tüneller. Ardından barajlar, ardından şehir hastaneleri, ardından 81 ilde üniversiteler. Size bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 15 yıl sonra bu ülkenin en büyük para kazandığı kalemlerden bir tanesi çevre coğrafyamızdan, etraf coğrafyamızdan bizim Türkiye'deki tüm üniversitelere gelen ve okuyan gençlerin elde ettiği, bize bıraktığı gelirler olacaklar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. 15 yıl sonra Anadolu ve İstanbul etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın büyük bir bölümünün aynen İngiltere'de söylendiği, aynen Amerika'da söylendiği gibi gelip okuduğu, hem kültürüyle besendiği,
hem de buraya ekonomik olarak güç kattı ve burayla hem hal olduğu bir coğrafya haline gelecek, bir cazibe coğrafyası. Ve bu altyapıyı Türkiye tamamladı. %65'inden yükseği Türkiye'nin şu anda çocuklarını anaokuluna gönderiyor. Biz bir altyapı yapıyoruz, sadece kanalizasyon yapmıyoruz. Sadece bir zihniyet değişikliği ortaya koyuyoruz. 26 havalimanını 57 havalimanından çıkaran bir Türkiye var. İşte dün akşam Yeniköy dedim. Bizim köy şimdi havalimanının yanında. Bizimkiler uçakların 4 saniyede bir kalktığını sayıyorlar. 28 saniyede kalkıyormuş bu uçak. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye güçlü bir zemin oluşturdu. Otoyollarıyla, otobanlarıyla. Ben geçen gün trafik denetimine çıktım. Bolu, Gerede, Balıkesir, Bursa. Şimdi yarından itibaren dönüşe kadar tekrar devam edeceğiz. Bursa'ya geldim. Oradan helikopterle İstanbul'a geleyim dedim. Hava kapattı. Bizim Gemlik etrafımızda havayı kapattı. Siz geçemedik. Gemliğe inmek zorunda kaldık. Bir limana indik. Limana inince acil iniş yaptık. Arabamız yok tabii. Orada birisini gördük hemen. O da bizim Trabzonlu bir hemşehrimiz çıktı. Araban var mı dedim. Var dedi. Dedim ki arabanı ver bize de biz İstanbul'a gidelim sana gönderelim. Ben dedi sana arabayı vereyim kendim götürürüm seni dedi hakikaten. Bindik arabasına. Bindik arabasına. İftara yani beraber iftar yapacağımız akşam. Bak 7 saat 10 geçiyor. Gemlik'ten arabaya bindik. Osman Gazi Köprüsü'nü Gemlik'ten geçtik. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtikten sonra bizim araba geldi, bizi aldı. Biz adamla teşekkür ettik, helalleştik, gönderdik. Biz Osman Gazi Köprüsü'nden geldik. Karşı taraftan Avrasya Tüneli'ne girdik. Yeni kapıya çıktık. 8'i 5 geçe Avrasya'nın önündeydik. 7'yi 10 geçe veya çeyrek geçeden, özür diliyorum, Yeni Kapı'nın oradaydık. Yani Avrasya Gösteri Merkezi'nin oradaydık. Yani 50 dakikada. Gemlik'ten ömrümüzde ilk defa geliyor değiliz ya. Oradan bizim buraya gelişimiz nereden bakarsanız bakın 2 saattir, 2,5 saattir. Türkiye altyapısını güçlendirdi ve bu Türkiye'nin bu altyapısı böyle bir piskede yıkılabilecek bir altyapı olmaktan çok uzaklaştı. İnsanımız özgüvenini kazandı. Dünya geldi Türkiye'yi gördü. Şimdi havalimanında gelen yabancı misafirler yarım saat, bir saat yeni havalimanının fotoğraflarını çekmekle meşgul olarak ilk seyahatlerinin ilk meyvesini orada alıyorlar. Yok böyle bir şey dünyada. Şimdi bu altyapı Türkiye'yi eğer biz bu altyapıyı yapmasaydık, terörle mücadele etmeseydik, etrafımızdaki coğrafyadaki mazlumların duasını almasaydık ki o büyük, o da büyük bir önemdir. Onu da çok net söyleyeyim. Büyük bir önemdir. Eğer biz almamış olsaydık bilmenizi istiyoruz ki şu ana kadar 28 Şubat'ta ve 80 darbesinde yaşadıklarımızı defalarca yaşamış olur. Şu ana kadar da %200-250 devalüasyonla Amerika'ya ve Avrupa'ya araçlarımızı cebimizden almış olurlardı. Bu kadar açık verildi. Bugün Türkiye bilinçli bir tercih yaptı. Elbette ki bu bilinçli tercihin bazı hoşnut etmediği kesimler olabilir. Ama bu nereye geldi bunu söyleyeceğim. Biz 31 Mart'ta bir seçime girdik. Biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi %52 oy aldık. Bir yerel seçimde bir iktidar partisinin oyunu muhafaza etmesi siyasi hayatta görülebilir bir şey değildir. Ancak yeni seçilmişse, daha yeni başlamışsa ve yeni başladıktan sonra ilk kez bir yerel seçime gidiyorsa bu olabilir. Ama AK Parti 17 yıllık bir iktidar partisidir. Biz yerel seçimlere her zaman şöyle girer iktidar partileri, 3-4 puan kayıpla girerler. Neden? Millet iktidarda onu çok sigaya çekmez, ders vermez ama yerel seçimlerde ona gerekli ayarı verir. Geneli böyledir bizim siyasi hayatımız. Biz 24 Haziran'da ne almışsak aşağı yukarı Cumhur İttifakı olarak burada aynısını aldık. Biz millete beka dedik. Millet bize elini tersine itmedi. Dedi ki evet seni anlıyorum. Önümüzdeki 4 yılı, 4,5 yılı sana veriyorum. Senin karşındakilerde seni mahcup ettirecek bir oyunu vermeyeceğim dedi. İki, senin dedi üst politikalarını beğeniyorum. Dış politikanda duruşunu beğeniyorum. Türkiye'nin menfaatlerini savunmanı beğeniyorum. Mazlumlara elini uzatmanı beğeniyorum. Dünyadaki haksızlara karşı ölçüne göre söylediğin sözleri ve aldığın tutumları beğeniyorum. Üç, bir şeyin daha beğeniyorum. Altyapını yaptın. Altyapını yapmanı ve Türkiye'yi başka bir noktaya getirmeni beğeniyorum.
Bir şeyi daha beğeniyorum. Terörle mücadeleni de beğeniyorum. Böyle devam et. Ufak tefek eksiklerim var. Sana da mesajlarımı vereceğim yerlerden verdim. Onları da düzeltmeni senden bekliyorum dedi. Milletin bize %52 ile vermiş olduğu mesaj bu. Ama kıymetli hemşehrilerim. Bak, biz seçim kaybetmeyiz değil, seçim kaybederiz. Kaybettik de. Kaybettiğimiz yerler de var. Benim bir sözüm vardır. Çocukluktan beri söylerim. Bazen kazanmak kaybetmektir siyasette. Bazen de kaybetmek kazanmaktır. Bazen kaybedersin. Bütün ümidinin bittiğini zannedersin. Kazanırsın. Bazen kazanırsın. Kazandığını zannedersin. Aslında büyük bir kayıpla başlamışsındır. Bunun en yakın örneği Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 1991'de ben o ilçe seçim kurulunda görevliydim Gazi Osman Paşa'da. Doğru yolun görevlisiydim. Tercihle beraber kazandı. Sonra başka işler oldu, kaybetti. Ne oldu? 94 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Doğru mu? Ve kazandı. Sonra ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanlığı elinden aldılar, gazeteleri manşet attı. Ne dediler? Bitti dediler ya. Bitti. Sonra ne oldu? Partisi seçim kazandı. Birileri gene dediler ki, bak bitmedi. Birileri gene dediler ki, bu artık bir daha buraya gelemeyecek. Çünkü onun elinden partideki başkaları bu işi buna vermeyecekler dedi. Seçim oldu, milletvekili oldu, başbakan oldu, bugün cumhurbaşkanı oldu. Siyasetçi. Siyasetçi. Bu meseleyi biliyorum. Biz Ankara'da kaybettik. Ben çok çalıştım Ankara'da. Allah şahit. Yani hakikaten çok çalıştım. İlk 20 gün Cumhurbaşkanımız kampanya başlamamıştı. Mehmet abi başlamamıştı Öztürk. 20 gün gece gündüz çalıştık. Sabah 9:00 geçe 12:00. Ama kaybettik. Başımızın üzerine. Biz Mersin'de, Adana'da da kaybettik. Antalya'da da kaybettik. Ama kazandığımız yerler var. Giresun'dan Zonguldak'a kadar bugüne kadar hiç kazanamadınız. Ya Allah'ını severseniz aklımı yiyeceğim ya. İstanbul'da Silivri'yle Çatalca'yı kazanacağız. Öyle mi? Sonuç böyle olacak. Silivri Çatalca yıllardır CHP'nin kalesi değil mi? Öyle değil mi? Öyle sayılmaz mı ya? Şimdi kazandığımız yerler var. Giresun, Zonguldak ilk kez kazandığımız, Ağrı, Bitlis, Şırnak, geçen gün olduğum Beytüşşebap. Ya Beytüşşebap, Çukurca, Geru, Şemdinli, buralar PKK'nın sembol yerleri olarak kendi adına nitelendirdikleri yerlerdir. Böyle birçok sayabilirim size bir çırpıda. Bunların tamamını kazandım. Anadolu'da birçok il yeniden kazandım. Ama kazandığımızlar kaybetti. Biz İstanbul'u kaybetmedik ya. Biz İstanbul'da böyle bir kayıp yaşamadık. Ben çocukluğumdan itibaren siyasetteyim. Çocukluğumdan itibaren 1984 yılında ki seçimlerden bugüne kadar bütün seçimlerde hem çalıştım. Bizim en çok kızdığımız seçim Taner Bey bilir, 1994 Bedrettin Dalaran'ın seçimiydi. Bizimle böyle kötü bir huyumuz vardır. Bedrettin Dalaran çalışmadık. Gittik Silivri Çatalca, o zaman Silivri Çatalca buralara oy vermiyordu. Şehre. Yani ona faydamız dokunmasın dedik. Gene partiye çalışalım. Gittik Silivri, Çatalca. Daha nereler vardı? Belki Şile falan da vardı. Gittik oralarda şey yaptık. Çalıştık. Ama şunu ifade etmek isterim. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Sandıkların %10'unu açtırabildik. Oy 29 binden 14 bine düştü. Bize diyorlar ki itiraz etmeyin. Allah'ını severseniz ya. Ben muhtarlarla İstanbul'da 19 gündür toplantı yapıyorum. Muhtarlara diyorum ki arkadaş 207 oyunuzu alıp başka bir muhtar yardımcısına verseler ne yaparsınız siz ya? Ne yaparsınız? Kıyameti koparsınız. Hadi bir tanesini yaptılar. 5 tane sandıkta böyle yapsalar ne yaparsınız? Binali abinin 100'e yakın sandıkta oyunu aldılar ve kitlere verdiler. Bize de diyorlar ki susun. Neden susacağız? Sosyal medya öyle söylüyor. Neden susacağız? Amerika not etmiş. Amerika'nın canı çıksın. Bize Amerika biz 15 Temmuz'u not ettik ya. Ne yaptığını bilmiyor muyuz? Hangi halt ettiğini bilmiyor muyuz? Yani hepimiz biliyoruz. Şimdi dünyanın en büyük sabıkası, en büyük seçim sabıkası Amerika'dadır. Bakınız en büyük seçim sabıkası. Ya kazanmış adamın elinden başkanlığı aldılar ya. Kazanmış adamın elinden başkanlığı aldılar, verdiler. Şimdi laf söylüyorduk. Biz %90 sandıklar açılsaydı biz bugün 23 Haziran'ı konuşmuyor olurduk. Biz onu istedik. Açmadılar. Bakın şimdi yeni yeni bizim söylediklerimize geliyorlar. %90 açsaydı bugün niye İstanbul bu tartışmaların içerisine girsin? %90 açar biterdi. Kazanırdık, kaybederdik. Sonuç ne olursa olsun biz razıydık. Biz kazanacağımızı ümit ediyoruz. Ama
Sandığın içinde değiliz ki ne çıkacağını bilmiyoruz. Açın sandığı görelim. Efendim zarfın içerisindeki bir o dört oydan bir tanesi iptal edilir de diğer üçü iptal edilirken Allah'ım aklıma mukayyet oldu ya. Yani bizim zarfın içerisinde ve sandığın içerisindeki oya bir itirazımız yok. Onun masumiyetine bir itirazımız yok. Hep beraber attık o oyları. O oylar sandığa çıktı, zarfın içerisinden çıkıp masanın üzerine konulduktan sonra hile başlıyor yani. Affedersiniz ya. Dün Arnavutköy'deydim. Arnavutköy CHP niye itiraz etsin yani? Bana bunu birisi söylesin. Aradaki fark o kadar çok ki. Biz Beşiktaş'a, Bakırköy'e, biz Kadıköy'e niye itiraz edelim? Niye böyle bir oyuna girilsin oralarda? Farkın yakın olduğu yer neresi olabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Topyekun yüklenirseniz, orada bir hile ortaya koyabilirseniz, bunu yaparsınız. Ne belediye meclisinde bunu yapabilirsiniz, ne belediye başkanlığında bunu yapabilirsiniz. Zaten bu dört seçim, ayrı seçim, muhtar seçimi. Aynı zarfın içerisinde olmasıyla, aynı ayrı ayrı zarflarda olmasının bir farklılığı yok. Aynı sandığa atılmış, oradan çıkmış, tek tek bunları koymuş. Bizim memlekette kumul derler işte, tomar yapmış. Sonra oyları saymış, hepsini de iple bağlamış, atmış, tutanaklarını tutmuş. Ama ne tutanak var? İlçe belediyesinde var. İlçe belediye meclisinde var. Muhtarlıkta var. Ama büyükşehirde ne tutanak var, ne sayım döküm cetveli var, ne çeteler birbirini tutuyor, ne sandık sonuçlarına birbirini tutuyor, ne bilgisayardan yüksek seçim kuruna. Bize diyorlar ki buna itiraz etmeyeceksiniz. Bu kıymetli bir şeyler. Ceza hukuku profesörü adam, anlı şanlı bir adam. Televizyonda anlatıyor, ben de dinliyorum. Ya şaşırıyorum, hukuku nereden okumuş diye. Bu seçim hukukunu çok insan bilmez Türkiye'de. Türkiye'de bunu bilen adam sayısı ya 30'dur ya 35, fazlasıyla söylüyorum mahcup olmamak için. Ben o kadar da olduğunu tahmin etmiyorum. Neden bu? Çünkü para kazanılacak bir iş değil bu seçim hukuku. Siyasi partiler hukuku. Bu aynı bayram namazına benzer. Bayram namazında hoca tarif eder ya. Biz de şeyde kılarken, katoda kılarken namaz hoca şaşırdı. Kardeşim, bu ömründe Elif'i Mertek bilmeyen adamlar 50 tane laf sayıyorlar. Ya şaşırdı adam. Adam bir de oranın önemli bir adam. Mele. Şey, yani Mele oranın müftüvekili çok da kıymetli bir adam. Yani şaşırmasının bir sebebi var. Yani onu detay olarak anlatmak istemem. Adam Şafii ve bizim Hanefi'ye göre bize kıldırmak istedi. Anladığım kadarıyla. Sonra iş başka bir noktaya geçti. Sonra rükûya eğilmeden direkt secdeye gitti. Secdeye gidince ben arkasındayım. Çocukluğumuzdan beri bilirim. Dedem öğretti bana. Öğrettiği şey şu. Dedi ki yani eğer böyle bir şey olursa ben dedim ki dede niye bu yaşlılar durur arkasında? Bir sevabı yüksektir dedi hocamın arkasında durmak. İki bir de yanlış yaparsa belki tutulur. Yani zammı sureleri okurken orada belki yanlış yapar. Onu uyarsın diye. Sübhanallah derler dedi. Sübhanallah. Biz de adam eğildiği zaman rüküye ben Sübhanallah dedim. Baktım kalkmıyor bir Sübhanallah. Sonra adam bir Sübhanallah deyince adam ayağa kalktı. Şimdi ona da bunun bizim memlekette geçen bir hikayesi var. Size anlatsam yerlere yatarsın. Orada olmanız önemli. Netçe itibariyle şimdi ifade etmeye çalıştım. Burada bayram namazı gibidir bu. Bilinmez. Kim bilir bunu? Siyasi partilerde bu işlere ehemmiyet veren hukukçular, bütün hukukçular da bilmezler. Adam, bir kadın, sarı saçlı bir hanımefendi, geceleyin Ramazan'da eve sahurdan sonra geldik. Hanım dedik ya biraz oturalım, konuşalım. Sohbet ederken baktım kızın anlattıkları merakımı çekmeye başladı. Ya seçim konuşuyor ya. Bir tanesi doğru olmaz mı? Hepsi karavana. Hani dedim ki hanıma bakalım bu ne avukatıymış, ne hukukçuymuş acaba böyle. Hiç bilmiyor dedim bu ya. Dedi bak bakalım. Bogul Hazretleri var ya. Bogul Hazretleri'ne girdi. Kızcağız boşanma avukatı çıktı. Ya Allah'ını seversen. Yani işi istismar etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi hakkınızı savunmayın. O zaman biz Amerika'ya karşı niye mücadele ediyoruz? Niye S-400 almak için mücadele ediyoruz? Niye terörle mücadele ediyoruz? Niye Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diyor? Derdimiz ne ya? O zaman koltuk varsa herkese koltuk. Ne diyorsa onu yapalım. Durabildiğimiz kadar dururuz. Nasıl olsa ondan sonra kimse de kimseye dokunmaz. Çeker gideriz biz de. Ama burada bir mücadele veriyor. Bir dertlilik var. Ve şunu söyleyeyim. Ben de İstanbul'da doğdum büyüdüm. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite buralarda okuduk. Siyaset de buralarda yaptık. Yani
sandık kurulu başkanlığı da yaptım, ilçe seçim kurulu üyeliği de yaptım, ilçe başkanlığı da, ilçe yönetim kurulu üyeliği. Neyse, görevlerimizi yaptık. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Ama İstanbul'u biliyoruz. Ya İstanbul'da su akmıyordu kıymetli hemşehrilerim. Evlerde leğenlere su konuluyordu, leğenlere. Gece su gelecek, arar yapacak diye musluk açık bırakılırdı. Bunu hepimiz yaşadık. Evi su basmasın diye millet neredeyse tilki gibi uyurduk yani. Ha geldi gelecek, ha geldi gelecek diye. Sonra 3-5 parayı bulduk. Hepimiz küvetler yaptırmaya başladık. Küvette yıkanacağını zannederken küvetler suyun deposu olmaya başladı. Bunu da beraber yaşadık. Artı sonra su deposu oldu. İstanbul'da bir su deposu fulyası kaldı. O da aşağıdan yukarı su basarsa. Siz benden çok daha iyi hatırlayacaksınız. Hürriyet gazetesinin kiralık ev ilanlarında şöyle yazardı. Hidroforlu süper lüks daireler. Hidrofor süper lükstü yani. Aynen böyle yazar bir hidrofor varsa. Sonra CHP'den Allah razı olsun denir mi bilmez de ben demem. Ondan sonra bakın. CHP İstanbul'da o dönemde bütün millete su deposu nasıl temizlenir? Anamıza, kardeşimize, bize, babam o işlere girmezdi. Şamil yapabilir. Hepimize su deposu nasıl temizlenir? Nasıl çekfaf nedir? Yosun nasıl tutmaz? Bunun hepsini teker teker öğretti. Yetmedi. Biz Gazi Osmanpaşa'da otururduk Haliç'te. Akşamleyin sıcaklarda öyle bir koku gelirdi ki evde durabilmek mümkün değildi. Süt düşe keza öyle. Şey hikayeleri, fare hikayeleri şuydu. Gazi Çeşme'deki fareler evleri bastı. Manşet. Şu kadar metre, şu kadar kilo. Artı şu anda hepiniz hatırlayacaksınız. Çocuklar şöyle maskelerle okullara giderdi. Anneler çocuklarını hava kirliliğinden okullara göndermezlerdi. Ya ben 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. 50 yıl öncesinden de bahsetmiyorum. 89, 94, 25 yıl. Tayyip Erdoğan geldi dediler ki artık bundan sonra başı açık kadınlar İstanbul'da dolaşamayacaklar. Otobüste de binemeyecekler. Manşetler haremlik, selamlık İstanbul diye manşetler atıldı. Tam 25 yıldır İstanbul'da kimsenin etnik kökenine, kimsenin düşüncesine, kimsenin felsefesine, kimsenin inancına karışılmadan İstanbul bütün dünyanın özgürlükler şehri oldu ya. Tayyip Erdoğan bahsediyor. Bu evimiz yaşadıklar kimseye bir şey söyler, kimseye bir adım atılmadı. Ve 2071'e kadar suyun tamamını karşılayan bir şehir oldu. %95 Göksel Bey benden çok daha iyi biliyor. Atık suyu rafine edip denize veren dünyada başka il sayısı, metropol sayısı İstanbul büyüklüğünde yok gibi. Katı atık tesislerinde yok gibi. İstanbul çok önemli adımlar attı. Şimdi düşünün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı ne olurdu? Marmaray olmasaydı ne olurdu? Avrasya olmasaydı ne olurdu? Metrolar olmasaydı ne olurdu? Metrobüsler olmasaydı ne olurdu? Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı ne olurdu İstanbul'un hali? İstanbul bir vizyonla beraber dünyada çöp temizleniyor. Böyle bir alışkanlık oluşturuldu. Bizim iki mezarlığımız var. Biri Eyüp Sultan, birisi de Topkapı. Ya şunu ifade edeyim. Ya yemin edeyim insanlar mezarlarına dışarıdaki duvarlarından bayramda dua ediyorlardı. Sebebi şu. Diken, otluk, çalılık, ağaçlık birbirine girmiş. Mezar taşlarını bulamıyorlardı. Şimdi şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenler de dediler ki Allah bu adamdan razı olsun mezarlarımıza öyle bir bakıyor ki. Ben iyi hatırlıyorum ya. İyi hatırlıyorum. Şimdi uzun zaman geçti de acaba nedir ne değildir diye bakıyoruz. İstanbul'un 25 yıl içerisindeki ihtiyaç duyduğu bütün gelişimlerin karşılığı ortaya konulan bir süreç gerçekleştirildi. Rezil ettiler bizi. Ortaköy'de tevzi deposunun orada bugünkü gibi hatırlıyorum. Bir tane şey çektiler oraya gemi. Bir gemi. Gemiye bir takım borular bağladılar. Yalova'dan getirdikleri gemiyle İstanbul'un tamamına su verecekler diye bir anlayış ortaya koydular. Bakın kıymetli hemşehrilerim. İstanbul bizim, sadece bizim değildir İstanbul. Bunu en iyisi anlatabilirim. İstanbul sadece bize ait bir şehir değildir. Bizim medeniyetimizin şehridir. Doğru. Ama İstanbul'dan ümidi olanlar var ya. Allah muhafaza. Bosna'nın, Kosova'nın başına bir şey gelirse ümidi İstanbul'dur. Yemen'in başına bir şey geldiği zaman ümidi İstanbul'dur. Bakü'nün başına bir şey geldiği zaman ümidi İstanbul'dur. Kimse kusura bakmasın. Medine, Mekke'deki insanların ümidi İstanbul'dur. Siz bakmayın yöneticilerine.
Orada yaşayan insanların, sokaktaki insanların umuduna bakın. Onlar İstanbul'dur. Ta Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin umudu İstanbul'dur. İstanbul güçlü bir şehirdir çünkü. Ve İstanbul bir medeniyet zenginliğidir. İstanbul söz söyleme kabiliyetine, kendisine aşık edebilme kabiliyetine, sözünü ikna edebilme kabiliyetine sahip bir şehirdir. İstanbul bizim İstanbul'umuz. Ve İstanbul herkesin İstanbul'udur. Şimdi şunu söylemek isterim. Ben geçen gün işte bayram birinci günü Şırnak'ta, Veytişevap'ta, Kado'da bayramlaştıktan sonra hem vatandaşlarla hem şeyle şimdi Trabzon'a gittim. İndim orada uçaktan. Şunu söylemek isterim. İndim. Yani hiç böyle bir şey de hesap ediyor değilim. Dediler ki indikten sonra bir yarım saat sonra da şey gelecek, onu karşılayanlar da VIP'de bekliyorlar. Eklenen olmalı. Ben her zaman şehrime gidiyorum yani. Kendime ait de bir özgüvenim var. Yani benim şehirdeki bana karşı sevgiyle itibar da çok yüksektir. Beni bağışlayın. Ben çıkarken yani birden beni görünce beni bağışlayın da ben her zaman ölüyorum. Meclise gittim de Alev ablalar da yaptım bilirler. Ben meclise girin CHP'lere ayağa kalkarlar yani. Beni görünce bir avakanlar basıyor. Gittim adımımı attım birden her şey çok güzel olacak diye bağırmaya başladı. Şimdi canım sıkılmalı değil. Ya siyasetin kendine ait bir edebi var ya. Ya bu edebinde ya sizin burada hakkınız olmamasına rağmen siz oraya almışlar. O İmamoğlu'nun oradan geçmesine hakkı olmamasına rağmen demek ki nezaket göstermişler. Ben işin o tarafında değilim. Sonra bir adam birisi geçerken bana akıllı ol soylu dedi. Akıllı ol soylu bizim oralarda tehdittir. Mafyavari buluşturdu. Yani onun bir cümle sonrası var. Akıllı ol soylu aklını ağrısı soksa demektir o. Ben mahallelerde biliyorum. Ben taşlarda çocuğum. Sözün nereye geldiğini, nereye gitmediğini bilmem mi? Döndüm ben de ona bir kelime söyledim. Ama baktım ki burada bir tezgah var, bir de bu tezgaha düşmeyelim biz yani. Sonra seçim sonuna kadar düştüğümüz tezgahın maliyetini bir nevi ödettirmeyelim. Bir de aklında böyle bir şey var. Bindik. Şimdi şunu söylemek istedim. Yani benim aklım sonra bana şimdi adamla ilgili araştırmayı yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bir iki gün sonra o adamın kim olduğunu çok net bir şekilde anlar. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu ve onu oraya ondan sonra onları nasıl gönderdiğini, nasıl orada bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir iki gün içerisinde anlar. Bakın öyle derin ilişkileri var. Şimdi her şey sabırlı. Sonra orada çıktık biz de bayramlaşmaya gittik. Meydanda bizim geleneksel bayramlaşmamız vardı. Her gün bayramlaştık. Orada dedim zaten. Orada da söylüyorum. Yani ben buraya Katadoğan'dan geldim. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından geldim. Şimdi dedikten şey, sonra dün galiba akşamleyin Ordu'dan geçecek. Arkadaşlar uyarmışlar. Eğer yanınızda bir milletvekili varsa VIP'den geçebilirsiniz. Ama yoksa geçemezsiniz. Onun için sizi biz alalım. Zaten bir özel uçak tutmuşsunuz. Hani büyük ne getirmişlerdi Göksel Bey bilir. Musakka ile antikbot meselesi yaptı ya. Bak musakka hesabı yapan bugün saltanata erken başladı. Özel uçaklarla VIP'ler. Olsun bakalım onların yüzü gerçek. Allah selamet versin. Şimdi oradan geçeceğiz. Arkadaşlar demişler ki eğer bir milletvekili varsa gene bir kişi geçebilir ama biz size gene bir şey sağlayalım. İmkan sağlayalım. Gelmişler VIP'yi basmışlar. Bizim oradaki arkadaşlar da kusura bakmayın. Bu listelerde sizin isminiz yok. Devlet bize liste veriyor. Bize bunun hesabını sorarlar. Deyip kendilerini yönlendirmişler. Bu arada şimdi Selahattin Demirtaş'a Murat Karayılan'a söz söyleyemeyen Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin valisine it diyor. Yani bu bakın bu kabul edilebilir. Bakın bu kabul edilebilir bir iş değildir. Bunu çok net bir açık söyleyeyim. Şimdi bu bir güç zehirlenmesidir. Ondan sonra bu bir taraftan en hafif tabiriyle de bir şımarıklıktır. Bu doğru işler değil. Ben İçişleri Bakanlığı koltuğuna geldim. 1 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız getirdi. Binali abi de getirdi. İkisi getirdiler. Ben şunu söyleyebilirdim. Diyebilirdim ki ey İstihbarat Başkanı Emniyet'in, Jandarmanın İstihbarat Başkanı. Getirin Türkiye'nin bütün istihbarat bilgilerini, şu iki CD'yi cebimden çıkarttım, flash belleği bunlara yükleyin bakalım. Ben diyebilirdim.
Ama bu bana da yakışmaz, devlete de yakışmaz. Çünkü bu devlet bana, bu millet bana namusunu emanet etmiş. Mahremine emanet etmiş. Ben kovucu, birinin arkasından iş çeviren, dedikoducu bir adam değilim. Bana verilen görev, çocuğunu evden okula gönderdiği zaman, kocasını evden, karısını evden gönderdiği zaman huzurlu bir şekilde akşam eve gelmesini sağlayabilecek güvenliği tesis etmektir. Bize verilen görev, bu ülkenin terörle mücadelesini sağlamak, ülkemizin huzur ve asayişini temin etmek, birilerinin arkasından kumpas çevirmek değil de. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geliyorsun, ilk attığın imza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerini kopyalamak. O da kim? Dışarıdan adamlara kopyalamak. Ya hukuken zaten yanlış da bir rezalet ama insani olarak da ve siyasi olarak da bu bizim işimiz değil. Biz bir sistemin kötülüklerini düzeltebiliriz. Ama şunu yapmak çok doğru değildir. Yani. Söylendi bunlar. Yıllarca söylendi. Ama bunlar hiçbirinden bir şey çıkmaz. Bunlar siyasi, fuzuli, boş laflardır. Ve bunun ötesinden bir şey çıkarabilmek mümkün değildir. Bir dedikodudur. O dedikoduyu gelip o dosyaları alacaklar. Ondan sonra Türkiye'nin yarınlarına yönelik acaba nasıl bir şey tarif edebiliriz de, tarif ortaya koyabiliriz de, bunları gerçekleştirebiliriz diye bir anlayışı bir vesileyle bütün millete ve kendilerine ifade edecekler. Şimdi bu devlet tanımı ciddiyetiyle bağlaşmaz. Biz bunu gördük bu örneğini. Gördüğümüz yerde söyleyeyim. 17-25 Aralık'ta bunlar dosyaları kopyaladılar, Amerika'ya götürdüler. Bugün Halk Bankası ile karşı karşıya kaldığımız sıkıntı, FETÖ'cülerin o dosyaları o tapeleri şeye götürüp, ne derler ona, Amerika'ya götürüp Amerika'da dosyaya koymalarından kaynaklanmaktadır. Bak, orada bir evladımız, Altman Genel Müdür Yardımcısı yatıyor şu anda. Ve Amerika ona dedi ki, şunu imzala çık, ben devletim aleyhine bir şey imzalamam, ne kadar yatacaksam yatacağım dedi. Ve şimdi bitiyor cezası ve Türkiye tekrar geri dönecek. Biz bunları yaşadık inşallah. Biz bunları yaşadık. Şimdi bunları tekrar yaşayan, tekrar ortaya koyabilen bir anlayış çok net bir şekilde belli. Onun için kıymetli hemşehrilerim, şunu söylemek istiyorum. Ben bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, Binali abi, ya biz size bugüne kadar, bizim arkadaşlarımız size bugüne kadar yanlış bir şey söylemedik ya. Bugün Balkanlardaki halimizi en iyi bilenler sizlersiniz. Biz oraya gittiğimiz kadar, bakın oradaki bütün bakanlarla, ben İçişleri Bakanlarını bilirim, biz arkadaş gibiyiz. Böyle bir hal yoktu. Burada bir adamları varsa, bir suça karışmışsa, tık diye hemen göndeririz. Orada bir şey varsa, oradan buraya gelir. Birbirimize destek oluruz, yardımcı oluruz. Bu hal oluşmuş mu? Bu hal Türkiye'nin ortaya geldiği, ortaya koyduğu güçle beraber oluşmuş. Ve bunu sağlayabilecek bir anlayışla beraber Türkiye bunu gerçekleştirmiş, sağlamış, ortaya koymuş. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı'na geldiğimden itibaren bana diyor ki, sen İstanbul'da ne işin var diyor, git Ankara'da çalışsan. Ekrem İmamoğlu. Sen diyor İstanbul'da belediye başkanlığı seçimi için niye çalışıyorsun? Yani benim de basit bir mantığım var. Ben de kendime ait, ben de burada affedersiniz ya, sabahtan akşama kadar bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışıp çalışmayacağımı düşünürüm ben ya. Her ne kadar adam bana akıllı ol demişse de, benim de kendime ait bir ufak da olsa bir aklım var. Hem PKK'nın sızdığı her yerde İçişleri Bakanı olarak olmak zorundayım. Benim derdim, 23'e kadar da buldum. Milletime de bir kelime bir, iki iç anlatmakla mükellefim. Annemin bir sözü var, yoksa yarın eyvah para etmez ya. Bunu çok açık söyleyeyim. Eyvah para etmez. Ben Binali abiyle ilgili size hiçbir şey söylemeyeceğim. Yaptıkları ortalama, bir tek şey söyleyeceğim. Benim için önemli olan nokta orası. Çünkü bu nokta Türkiye için de önemlidir. Türkiye bunun sıkıntısını çok çekti. Binali abi 17 yıldır kendisine de saldırılsa, Cumhurbaşkanı'na da saldırılsa, Cumhurbaşkanımızın yanından, sağ tarafından bir gün bile ayrılmadı. Bir gün. Defa, sadakat, insanlık. Ben özellikle 17-25 Aralık sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken nelerle karşılaştığını çok iyi biliyorum. Hangi tezgahlarla? Eğilmedi. Kimseye karşı da bükülmedi. Ben davamın da milletimin de adamıyım dedi. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugüne kadar da alnı açık, yüzü pak bir şekilde geldi. Ve şunu karşılaştırırım her zaman ya. Bir de Ekrem İmamoğlu var. İstanbul bizim İstanbul'umuz. Ben de oy kullanacağım 23 Haziran'da. Ben de İstanbul seçmeniyim. Siz de. Benim oy vereceğim yer belki de. Ben Binali abiye vereceğim oyu.
Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani burada Bilal abinin nasıl bir sonu? Tam Ekrem İmamoğlu'na bakalım ya. Bak ne yaptı? 5 yıl boyunca bir Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptı. Yani iyi bir şey yapsa. Herhalde biz duyardık ya. Yani şunu yaptı. 5 yıl boyunca ya Allah'ını severseniz yıllardır siyaset yaparken yemediğimiz yumruk kalmadı ya. Midemize, kafamıza, gözümüze, burnumuza yemediğimiz yumruk, yemediğimiz hakaret kalmadı ya. 5 yıl boyunca acaba kimin hakkını, kimiyle beraber mücadele etme ortağı? Bir tek şey yaptı orada, makarasını ekeldi. Bir de bir yaşam vadisi diye bir vadi. Onu da bizim arkadaşımız Yusuf Uzun yaptı zaten 195'ini ya. 5 çimini serdi. Peki Hakkari'de, Çukurca'da, Eruh'ta bakınız. Şimdi gittiğimiz Beytüşşebap'ta. Ya yemin edeyim şimdi gittim Beytüşşebap'a. Gittiğinden sonra daha da gelişmiş en son geldiğinden sonra. Yolları, spor sahaları, ışıklandırmaları. Bana diyor ki bir gece burada olsanız Paris gibi burası diyorlar. Şimdi bir şey yapılıyor değil mi? Eruh'la Çukurca'ya gidin. Yani başkanım yani müsaade edin ben sizi göndereyim. Vallahi billahi. Eğer Amerika'daki film platolarından farklı bir şey görürseniz. Ya bu şehri buraya ne zaman kurdular? Nasıl kurdular? Nasıl ettiler? Sokakları, yolları, ışıklandırmaları, kültür sanat merkezleri, ev giydirmeleri, dükkan giydirmeleri. Yok böyle bir şehir ya. 2 yıl ya. Beylikdüzü'nde ne adında biz duymadık acaba? İstanbul'umuzu. Sonra arkasında kimin olduğu belli. Yani Canan, öyle mi? Sezai, öbür tarafta da nedir onun ismi? Kılıçdaroğlu. Peki ne gelecek İstanbul'a? Endişem şu, 23 Haziran'da İstanbul'un gücünü arkasına alarak bir ideolojik kavgayı ve bir siyasal çatışmayı başlatacaklar. Bu benim siyasal olarak öngörüm. Allah beni inşallah yanıltır. Ama bunu başlatacaklar ve Türkiye'de, etrafımızdaki coğrafyada bir Türkiye'yi bu kargaşanın içerisine alamadılar. Türkiye'ye gene zaman kaybettirecekler ama en önemlisi İstanbul'a zaman kaybettirecekler. Bakın İstanbul'a zaman kaybettirecekler. Onun için burada bizim sizden isteğimiz, arzumuz. Önümüzde 4 yıl aşkın bir zaman dilimi var. Yani gücümüzün yettiğince, tabii karar sizin kararıdır. Karar İstanbul'un kararıdır. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz o zaman şunu kendi kendimize sormak zorunda kalırız. Doğu ve Güneydoğu'da biz büyük mücadeleyi niçin yaptık? Niçin Türkiye'de terörde Allah'a şükürler olsun Türkiye bu noktaya kadar gelebildi? Madem İstanbul bizim en kıymetlimiz, medeniyetimizin incisi, madem bir parçası bunlara teslim edilecekti, o zaman biz niye bu mücadeleyi yaptık diye biz kendi kendimize sormak zorunda kalırız. Ben İstanbul halkının bu kararı en doğru bir şekilde vereceğine inananlardan ve inşallah da İstanbul'umuzda zaman kaybetmez. Türkiye'mizde başka türlü hesapların ve hedeflerin ülkesi haline gelmez ve istikametimize hep birlikte gideriz. Bu vesileyle ben öncelikle hem bayramınızı tebrik ediyorum hem hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Efendim Sayın Bakanımızla konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Günlerisine dernek başkanımız, derneğimizin kursiyeri hanımefendiler tarafından yapılmış bir eseri Sayın Bakanımızla takdim edecekler. Buyursunlar. Arkadaşlar bir dakika sakin. Sanki şeyi verin. Bu kadar nasıl oldu? Şampiyon oldu. Çakbaz abimiz tamam. Burada. Kurucusu olduğu takımımız. Kurucusu olduğu takımımız. Şöyle bir konu. Bir soylu yatan! Bir soylu yatan! Dik dur eğilme bozkurtlar seninle. 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 Evet bugün bir bayram günü Allah nasip etti güzel bir ziyaret yaptık. Bayramlaştık. Biraz da dertleştik. Maalesef bu coğrafyada dertleşmeden ileri gidilmiyor. Dertleşmeden birbiriyle
hemşehrilerimiz, komşular birbiriyle böyle bir anlayış ortaya koyulmadan Türkiye'yi daha ileri götürmek mümkün olmuyor. Allah razı olsun, bu imkanı bize verdiler, bu şerefi bize verdiler. Öncelikle Balkan Kültür Derneği'ne, Sayın Başkanına, Kurucu Başkanına ve Başkan Yardımcılarına, her birine ayrı ayrı hem hürmetlerimi hem de saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Nice bayramlara, özellikle burada belki komşularımıza rahatsız ettik. Onlara da kusura bakmasınlar diyoruz. Onların da bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah ağız tadıyla, güzellikle nice bayramlara hep birlikte bizi ulaştırsın. Benim bir duam daha var. Duam şu: Allah'ım, bu bayram namazını Allah bize kadoda kılmak nasip etti. Amin. Duam şudur: İnşallah Kurban Bayram namazını bu millet, evet, dualarıyla beraber Kandil'de evlatlarımızı kılmak. Allah duam olsun. İnşallah. Bu millete zenginlik yakışır, bu millete asalet yakışır, bu millete güzellikler yakışır. Onun için bunu daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, daha çok mücadele ederek hep birlikte ortaya koymalıyız. Bakın, bayramdan geçiyoruz. Çocuklarımız büyüklerimizin elini öpüyor. İçeride söyledim, biz bunu Amerika'dan öğrenmedik. Mezarlarımızı ziyaret ediyoruz, biz bunu Avrupa'dan öğrenmedik. Hepimiz sahura kalktık. Çocuklarımız sahurun heyecanını bizle beraber yaşadılar. Biz bunu Avrupa ülkelerinden öğrenmedik. Biz büyük bir medeniyetin, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Bu medeniyetimiz ne kadar güçlü olursa, ayaklarımız üzerinde ne kadar durursak, hep birlikte yarına umutla bakarız. Bu vesileyle hem bunu söylemek istiyorum, hem de içeride söyledim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada selamları, sevgileri, bayram dilekleri var. Binali ağabeyim de sevgileri, selamları ve bayram dilekleri var. Sizden bir istirhamımız var. İstirhamımız şu: İlk önce biz yapacağımızı söyleyelim, sonra sizden istirham edelim. Bizim yapacağımız şu: biz terörü kafanıza takmayın. Biz terör meselesini Türkiye'de hallettik. Halletme, geri kalan da halletmeyi size söz veriyoruz. Diyemeyeceğiniz şeyimiz olmaz. Biz bunlara gereği neyse yerine getiriyoruz. Acımadığımız bir yer varsa, acıma duygumuzun olmadığı bir yer varsa terörle mücadeledir. Bizden burada kimse acıma beklemez. Merhamet beklemez. Çünkü bu milleti çok, ama bu millete çok maliyet ve çok bedel ödettiler. Allah bugün nasip ediyor, o çocuklarımızın kanlarının hiçbir tanesini yerde bırakmıyoruz. Bir, iki, uyuşturucu meselesinde gençlerimize de sesleniyorum. Ben 19-20 gündür İstanbul'dayım, muhtarlarımızla toplantı yaptım. İstanbul'u adım adım geziyorum. Benim elimde de bilgiler var, veriler var. 1,5 yıl önce başladığımızda uyuşturucuyla mücadeleye keskin bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şu anda %70'i bitmiş durumda. İstanbul'da. Bütün veriler böyle. %30'luk kaldı. Ayakta kırarız. Kimse kızmasın bana. Gerekli her şeyi de yaparız. Bu illetin bizim çocuklarımıza bulaşmasını engellemek için elimizden gelen bütün riskleri de alırız. Kimse de bize şöyle söyleyecek, böyle söyleyecek diye bir endişe içerisinde olmayız. Çünkü bizim nesillerimizin ve gelecek nesillerimizin hem gücü Türkiye'ye, hem de bu medeniyeti bütün dünyaya nakşetme idealini biz onlara vermek, şu milletin yaşadıklarını onlara yaşatmamak zorundayız. Bu kadar basit. Diğer meselelerde de güçlü adımlar atacağız. Beni kusura bakmayın, ben lafı karnımda saklayan bir adam değilim. Ezanla hürmeti olmayan il başkanı, ne ezana hürmeti var, ne inancımıza hürmeti var. Bizi ölçü gibi görüyor ve bunların önemli bir bölümü bizi ölçü gibi görüyorlar. Bizi bağışlayın. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız ve İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul aynı zamanda, biraz önce içeride anlattım, başı sıkışanların, Bakü'de eğer bir umutsuzluğa kapılmışsa Azerbaycan'da, ümidini burada bulacakların İstanbul'udur. İstanbul sadece 780 bin kilometre karenin bir incisi başşehri değildir. Coğrafyamızın başşehridir. Ve dünyanın küresel güç merkezi ve kuvvet merkezi olmaya aday bir şehirdir. Daha dün burada bu İstanbul'u yönetirken çöpüyle suyuyla birçok basiretsizliği ortaya koyanlar ve İstanbul'un medeniyet değerlerine hürmet gösteremeyenlere bu İstanbul'u teslim etmemek gerekir. Son cümlem şu: bana kızmasınlar.
Bana CHP'nin belediye başkanı dahi diyor ki, daha dün Trabzon'da söyledi, İstanbul'da ne işi var, gitsin Ankara'da çalışsın diyor. PKK neredeyse benim işim oradadır, o kadar. Neredeyse. Şimdi burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na benim bir şey anlatmama gerek yok. Siz nasıl sızmaya çalıştığını herkes biliyor İstanbul'da. Herkes. Ha, İstanbul için problem değil. Ama yarın bizden de ne oluyor diye kimse soru sormasın o zaman. Bunu da bir evladınız olarak söylüyorum. Eğer İstanbul'da terörü destekleyenler, teröre finans sağlayanlar ve bunu ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bir tehditle sürükleyenler bir anlayış ortaya koymayacaklarsa, o zaman kimse kabahatte bizde bulmaz. Biz söylemekle mükellefiz. Bir kişiye de olsa anlatmakla mükellefiz. Onun için bu İstanbul'u bugün bu anlayışıyla birlikte hakikaten güçlü bir şekilde olan bu İstanbul'u yarına büyük yatırımlarla ben Binali ağabeyin tecrübesiyle, bilgisiyle, babacanlığıyla nereden çıkarıyorsun derseniz, siz İstanbul'da bir ideolojik kavga olacağını, geçen gün Binali ağabey bir gösteriye gitti. O gösteriden çıkarken onun da gitme hakkı var. Binali ağabeye hiç söylenmeyecek sözleri söylediler. Kimse kusura bakmasın, bu eski Türkiye'nin adetleridir. Bugünkü İstanbul'da, bugünkü Türkiye'de kimsenin siyasi görüşü yüzünden kimsenin ötekileştirilmesi söz konusu değildir. Bu eski Türkiye'nin adetidir. Ben bunun çok yanlış olduğunu, Binali abinin böyle bir şeyi hak etmediğini düşünenlerdenim. Ben olsam, hani ben, Binali abi bizi yumuşatan bir adamdır. Aman şunu şöyle söyleyelim, böyle söyleyelim, aman şuna dikkat edelim diyen. Ben kendim için şunu söyleyebilirim. Ben demekten Allah'a sığınırım da, ettim buldum derim yani. Ben çünkü lafı karnımda taşımıyorum. Ama Binali abi sadece bir şey yaptı bu ülkede, hizmetkarlık yaptı. Ve şu çektiğiniz cep telefonlarının interneti dahil olmak üzere kaliteli olmasını sağlayabilecek bir anlayış ortaya koydu. Onun için karar sizindir. Diğerinin ne yaptığı da Beylikdüzü'nde bellidir. Ne yaptığı, ne ettiği bellidir. Eğer yaptığı İncir çekirdeğini dolduracak kadar bir şey varsa başımızın üzerinedir. Orada Beylikdüzü uzak bir yer değil. Biz de ayda yaşamıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. İyi şey duyulur. Dünyanın bir ucunda da olsan, Fizan'da da olsan iyi şey duyulur. Ama oradan biz İstanbul'u yönetebilecek ve İstanbul'un sorunlarıyla baş edebilecek ve İstanbul'a küresel güç merkezi ve kuvvet merkezi oluşturabilecek bir vizyon görmedik. Tam tersi, arkasında şu anda büyük bir hakikaten bir sıkıntı görüyoruz. Allah bizi İstanbul'umuzu bu değerleriyle çatışan bir yönetimden muhafaza etsin. Benim söyleyeceğim budur. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar şöyle gelmezseniz şurayı çekeceğim geri. Çekilelim ben hep. Tamam şöyle abi. Hepinize hayırlı bayramlar. Sayın Bakanımız bizi teşrifleriyle çok onurlandırdı. Çok programlarını, yoğun programlarınız sayesinde bizi şey yapmadı, kırmadı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Derneğimiz için çok bir güzel oldu. Ramazan'ı geride bıraktık. Allah Ramazan'da tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin.
Biz derneğimizde geleneksel bir hale getirdiğimiz bayramlaşmayı bugün üçüncü güne bıraktık. Eksik olmasın yoğun mesaisine, yoğun trafiğine rağmen Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz, İlçe Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız ve diğer Küçükçekmece'de yaşayan Balkan kökenli ailelerin ve yönetim kuruluyla hep beraber tıpkı Balkanlar'da olduğu gibi evladı Fatiha'nın torununa yakışır bir şekilde bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Katılan tüm katılımcılara, üyelerimize, yönetimime, başkanlarıma, kıymetli protokolüme, özellikle İçişleri Bakanımızın yaptığı çok önemli açıklamalarla hem Balkanlardaki strateji, hem İstanbul'da, hem Türkiye'deki gelecekle ilgili stratejiyi anlattığında gerçekten çok faydalı, çok bilgilendik. Bugün bu bayramlaşma törenine katılan kıymetli basın mensupları, her zaman bizi yalnız bırakmayan Balkanlar TV'ye de nezdinizde teşekkür ediyor. Kıymetli protokola katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Bugünün bu şekilde organize etmeyi ve bayramı çok şekilde ağırlamasından dolayı başta Mahmut Çımar olmak kaydıyla bütün yönetim kuruluna, gençlik kurullarına ve bu kurulda bize hizmet eden, yardımcı olan bütün Balkan Kültür Derneği üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hepinize iyi bayramlar.